Ve emeklilere yılbaşı arifesinde müjdeli haberi Başbakan verdi. 11,5 milyon emeklinin beklediği promosyonlar Şubat ayından itibaren yatacak. Emekliler maaşlarına göre 300 lirayla 450 lira arasında bir kereliğine mahsus promosyon alacak. Hayırlı olsun. 5 katrilyonluk bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz promosyon şeklinde sağlamıştır. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber yılın sonunda geldi. Emeklilerin bankalardan ne kadar promosyon alacağı belli oldu. Yılbaşı müjdesini başbakan verdi. 1000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira. 1000 lirayla 2000 lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira. 2000 lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak. Hükümetle bankalar arasında uzun bir süredir devam ediyordu pazarlıklar. Sonunda anlaşma sağlandı. 3 yıl boyunca maaşların yatırılması karşılığında bankalar promosyon ödemesi yapacak. Asgari bu kadar. Vermek isteyen olursa daha fazlasını. Amenna. Hükümet birden fazla bankayla anlaşma yaptı. Örneğin A, B ve C bankaları. Emekliler o bankalar arasından maaşının yatırılmasını istediği bankayı seçebilecek. Ancak liste dışındaki herhangi bir başka bankaya parasını aktaramayacak. Bu 2017'de emeklilerimizin maaş aldığı takvime uygun olarak bir hikaye içerisinde tamamlanmış olacağım. Bankadan promosyon alabilmenin iki de koşulu var bunlardan. İlki bankaya iki ayrı fatura otomatik ödeme talimatı vermek. İkincisi ise bankada kredili mevduat hesabı açmak veya bankadan bir kredi kartı almak. 11,5 milyon emeklimiz var. Ben de dahilim. Başbakan emeklilere promosyon müjdesini verdi. Onlarla da bir araya geldi. Emekliler, yaşlılar başbakana promosyonun detaylarını sordu. Bu maaşlardan ayrı bir kanı ya. Maaşların bankalara yapmasından dolayı pazarlıkla alınan bir para. Sincan esnafını ziyaret etti. O keyifli, güzel haberin ardından kar topu da oynadı.